Yasak olmasına rağmen tribüne girdiler, derbi izlediler, üstelik teknik heyet ve futbolculara da hakaret ettiler. Kadıköy'deki derbide görevli bir savcı da o kişiler için polise gözaltı talimatı verdi. Futbolcu yakını olduğu belirlendi bu grubun ve haklarında sadece kimlik tespiti yapıldı. Gözaltı işlemi uygulanmadı. Savcı tribünde küfür edenler için gözaltı talimatı verdi. Futbolcu yakınıyız diyerek maçı izlemeye devam ettiler. Fenerbahçe-Galatasaray maçı Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadında geçtiğimiz cumartesi akşamı oynandı. Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında tribünde seyirci yoktu. Maç sadece protokole açıktı. Ancak bazı localarda seyirciler vardı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, tribünlerden ve localardan kendilerine küfür ve hakaret edildiğini ifade etti. Ellerinde görüntü olduğunu belirtti. Yasak olmasına rağmen stada seyircilerin nasıl girdiği henüz netleşmedi. Ancak seyircilerin yanı sıra tribünde görevli bir de savcı vardı. Hakaret edenleri gördü ve polise gözaltı talimatı verdi. Polis küfür eden grubun yanına gitti. Hakaret ve küfür iddiaları soruldu. Onlar da bir futbolcunun yakın olduklarını söyledi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre durum savcıya bildirildi. Kimlik kontrolleri yapılan taraftarlar gözaltına alınmadı. Localarına dönüp maçı izlemeye devam etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray maçında tribüne alınanlarla ilgili tartışmalar üzerine açıklama yaptı. Özdemir, tribünde koronavirüs aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama darbeye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız, dedi.